İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan ayında tutulan oruçla birlikte beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bir Ramazan ayına daha salgın döneminde giriyoruz. Peki iftar ve sahur vakitlerinde beslenme nasıl olmalı, ne kadar su tüketilmeli ve en önemli konulardan biri olan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar nelere dikkat etmeli İşte Ramazan ayına özel uzmanından tavsiyeler. Öncelikle sahur seçimlerimizden başlayalım. Gün boyu tok tutmamıza yardımcı olmalı. Tuz oranı düşük olmalı. Yeterli sıvıya sahip olmalıdır. Yeterli miktarda karbonhidrat, protein, yağ içeriğine sahip olmalıdır. Mutlaka tam buğdaylı ekmekler, tam tahıllı ürünler tercih edilmelidir. Uykuya geçişe uygun olmalıdır. Normal bir kahvaltı, klasik kahvaltı öğünü tercih edebiliriz. Bunlar da yumurtamızı, tam tahıllı ekmeğimizi, salatalık, domates, yeşilliğimizi ve mutlaka bir bir fincan bitki çayı tüketmeliyiz. Ramazan ayında oruç tutarken sağlığı koruyabilmek bu yıl daha da önem kazandı. Özellikle bağışıklık sistemini koruyarak Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu belirten uzman diyetisyen Beyza Güner, iftar vaktinde neler tüketilmesi gerektiğini vatandaşlarla paylaştı çorbamızla ve bir adet hurmayla başlayıp 5-10 dakika ara verdikten sonra ana yemeğimizi tüketmeliyiz. Ana yemeğimizi tüketirken ise e, iyice çiğnemeliyiz ve çok sıcak ve çok soğuk hiçbir şeyden başlamamalıyız. Daha hafif e, besinler tercih etmeliyiz. Mutlaka bağırsak hareketlerimizin bağırsak hareketlerimiz için lifli besinler tercih etmeliyiz. İftar ve sahur vakti arasında 3 litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Güner, hamurlu tatlılardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Tatlı kısmına geldiğimizde ise mutlaka şerbetli tatlılardan, hamur işlerinden uzak durmalı. Haftada iki gün sütlü tatlı tercih edebiliriz. Normalde sağlıklı bir bireyin kilogramını 30 ile çarparak gün içinde ne kadar su içmesi gerektiğini hesaplayabilir. Biz bu dönemi sahurla iftar arasında 8 saatlik aşağı yukarı 8 saatlik bir sürede sağlayacağımız için mutlaka 2,5-3 litre su tüketmeliyiz. Çay ve kahve gibi kafein içeriği yüksek ee, içecekler yerine mutlaka bitki çayla bitki çayları, şekersiz kompost ve hoşafları da tercih edebiliriz. Uzmanlar vatandaşların pandemi döneminde daha çok meyve sebze tüketmesinin sağlık açısından önemli olduğunu söylüyor. Covid-19'un yaygın olduğu bu zamanlarda mutlaka ve meyve sebzemizi e, yeterli miktarda tüketmeliyiz. 3 öğün sebze, 2 öğün ise meyveye yer vermeliyiz. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarsa bu uyarılara dikkat etmeli. Tip 2 diyabetli hastalarımızın oruç tutmasını önermiyoruz. Çünkü az az ve sık sık beslenmeleri gerektiği için 16 ve 17 saatlik bir açlığa dayanamazlar. Kan şekeri düşüklüğü yani hipoglisemi dediğimiz ataklar yaşanabilir. Hipertansiyon hastalarımızda ise sahur ve iftar arasında yeterli miktarda su tüketmelerini öneririm ve aynı zamanda yiyeceklerine kullandıkları tuz miktarını azaltmalılar.